Abi yaz, kış, sürekli sonbahar, ilkbahar, bütün mevsimler. Nasıl? Bak geri başlıyoruz. Tünekleri sayacak bu kız. Nasıl diyeyim ben bunu, yine ne anlatıyor işte. Bir ojeye aşık olur mu insan? Merhabalar. Sanırım diyebilirim ki hepimizin bir ortak paydası var. Peki bu ne diyecek olursanız, o da tabii ki de oje diyorum. Hani makyaja falan çok fazla vakit ayırmasak da, çok fazla yapmasak da hepimiz oje sürmeden olmaz diyor muyuz? Bakımlı eller diyor muyuz hepimiz? O zaman dedim ki ben de kış ayı boyunca kullandığım ve de kullanacağım favori ojelerimi sizlerle paylaşayım ve hemen başlayalım. Bu ojeler sırasıyla devam etmiyor, hani favori sırasına göre. Öylesine bir sıralama yaptım. Bu 10'unu da gerçekten severek kullandığım ojeler ve ilkiyle hemen başlayalım. O da OPI'ın My Big Break isimli ojesi. Bunu nasıl gösterecek bu kızcağız diye de bir yandan düşünüyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı, hani kırmızımsı, morumsu, pembe. Benim bu şeylerimi bayılıyorsunuz galiba. Hani kırmızımsı, pembemsi, morumsu diyorum ya. Ay canım, tam tarif edemiyorum ya. Her neyse, böyle bir yandan da altınımsı, bronzumsu yansımaları var falan. Ben böyle bir renk görmedim gerçekten. Hani koleksiyonumda özel renklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Tırnağa sürüldüğünde çok fazla böyle altın yansımaları yok. Hatta daha çok gümüşümsü yansımaları var. Ama bence çok çok güzel gözüküyor. O yüzden bu bir tanesi. İkincisi Chanel'in Peridot. Artık nasıl okunuyor bu bilmiyorum. Peridot. Nasıl okunuyorsa bu ojesi. Bu benim herhalde 2 yıldır falan en favori ojelerimden bir tanesi. Bayılıyorum bunu yaz, kış, sürekli sonbahar, ilkbahar, bütün mevsimler. Her mevsim kullanabilirim. O kadar çok seviyorum. Hani seç bir tane oje, ömrüm boyunca kullan derseniz belki de bunu seçerim diye düşünüyorum. Çok 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 güzel bir renk. Hatta bunu ne zaman sürsem de sürekli sorular alıyorum, tırnağımdakine falan diye. Genelde de buna benzer bir renk görüyorsanız, o da hep Chanel'in Peridot rengi. Gayet de güzel böyle. Altınımsı, bak gene başlıyoruz. Altınımsı, yeşilimsi, mavimsi, turkuazımsı. Bütün renkleri sayacak bu kız. Onların böyle karışımı falan, ışıkta bu ışığın yansımasıyla değişen çok 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 güzel bir oje gerçekten. Eğer bir ojeye bu kadar para verilmez diyorsanız, işte canım buna verilir. Buna verilir. Çok güzel. Sıradaki rengimize gelecek olursak da, bu da yaklaşık birkaç ay önce büyük alışveriş videomda paylaştığım Butterland'ın Knackered isimli ojesi. Gerçekten harika bir oje değil mi? Evet. Farklı farklı böyle yine yansımaları var. Böyle ışığa göre değişen, bir yeşil olan, bir mavi olan, bir açık renk olan, bir koyu renk olan. Böyle simlerinin karanlıkta daha da farklı bir şekilde parıl parıl olması falan anlatılmaz, yaşanır diyorum. Gerçekten çok güzel. Türkiye'de de bulunabiliyor galiba. Gördüm birkaç kişide. Bence bulabilirsiniz bunu. Bulursanız da alın derim. Çok beğendim. Butterland'ın ojelerinden devam edelim isterseniz. Bu da yine sanırım yine bir 2 yıldır falan favori ojelerimden bir tanesi. Wallace rengi. Çok güzel bu da. Farklı yani. Böyle bir renk yine hiçbir zaman bulamadım. Hani aradığımdan değil de karşılaşmadım hiç böyle bir renk. Çok çok harika bir renk. Çok değişik. Nasıl diyeyim ben bunu, yine ne anlatayım? Siyahımsı bu sefer. Siyahın içine böyle hani bildiğiniz altın renginin daha da çatlak halinin ışıltıları yansımış. Harika bir renk diye düşünüyorum. Böyle neyle sürseniz, neyle kullansanız olacak. Bu ojeyi de yine büyük alışveriş videomda paylaşmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi Deborah Lipman'ın neydi adı? Cleopatra in New York. Bak bak, isme bak. Gayet de güzelmiş. Şöyle çok değişik bu da yine. Farklı bir oje. Siyah bazlı bir ojenin üstünde, içinde böyle altın rengi simleri var. Ama tırnağımıza sürdüğümüz zaman altın o kadar böyle hani cayır cayır parıl parıl durmadığı için gayet de güzel giyilebilir. Giyilebilir. Kullanılabilir, sürülebilir bir renge benziyor. Gerçekten çok farklı bir oje bu da. O yüzden de hani bu kış aylarında siyah üstüne böyle altın renkli olması da gayet de güzel gözüküyor diye düşünüyorum. Evet, ilk beşimizi bitirdik. Şimdi diğer beşimizle devam edelim. Ciate'nin Cream Soda isimli ojesi. İnanılır gibi değil. Bazı ojeler vardır ya hani ilk gördüğünüz zaman işte budur dersiniz. Hani ilk görüşte bir ojeye aşık olur mu insan? Bilemiyorum ben. Ben miyim bu? Eğer siz öyleyseniz, o zaman şuna basın, hep beraber basalım. Evet, Cream Soda isimli çok güzel böyle grimsi. Grimsi değil artık, bu beton rengi diyelim canım. Gayet de çok güzel bence, tırnaklarda harika duran, çok farklı duran, hani ten rengi nude dedikleri ojelerden ziyade bu şekilde kış aylarında özellikle
Grimsi, beton rengimsi. Ojelerde çok güzel diye düşünüyorum. Favori ojelerimden bir tanesi. Bu tarz renkli ojeleri zaten bayılıyorum. Özellikle kış aylarında favorilerimden bir tanesi. Bu gördüğünüzde Essie'nin Merino Cool ismini çok güzel, harika renkteki bir ojesi. Ama bu tarz renkler çok fazla var zaten. Eminim sizin de favorileriniz arasındadır. Gerçekten çok güzel, böyle hani kirlimsi, toprağımsı falan renkler gayet de bence çok güzel oluyor. Opia'nın Big Apple Red isimli ojesi bu seneki özellikle favorilerimden. Hatta bunu yılbaşı makyajı videomda da paylaşmıştım. Bir oje deseni gibi bir şey bahsetmiştim sizlere. Kırmızı, cartlak bir kırmızı ojesi arayışı içindeyseniz cümlenin uzunluğuna bakın. Bence şuna bir bakın derim. Hem cartlak ama hem de bir yandan da cartlaklığı azaltılmış bir renkte bence. Harika bir tonda kırmızı oje diye düşünüyorum. Ah, bu da yine favorilerimden bir tanesi. Orlin'in Rage isimli ojesi. Bu da yine yıllardır falan artık kullandığım, çok bayılarak kullandığım, özellikle bir pembe altın delisi olduğumu herhalde artık biliyorsunuzdur. Saatimden falan da hani bileceksinizdir. Pembe altın deyin. Tamam, su, bütün akan sular dursun. Bana pembe altın olan her şeyi getirebilirsiniz. Her neyse, biz konumuza geri dönelim. Sonra atlarız, daldan dala atlarız. Orlin'in Rage isimli ojesi gerçekten harika bir oje. Yaz kış yine favorilerimden bir tanesi. Sürekli mevsim fark etmez kullandığım renklerden bir tanesi. Geldik son rengimize, o da pastelin 25 numaralı şu gördüğünüz haki yeşili ojesi. Gerçekten çok güzel, harika renkte bir oje diye düşünüyorum. Hem çok kullanışlı, özellikle bu kış aylarında falan hani koyu renkler istiyorsunuz ama böyle hani bordodan falan sıkıldıysanız o zaman şuna bir bakın diyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, benim favori kış ojelerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Peki merak ediyorum, sizin favori kış ojeleriniz neler? Eğer onu böyle aşağı yorumlar kısmına yazarsanız ne kadar güzel olur. Hepimiz şöyle bir faydalanmış oluruz. Bir sonraki oje, ki bence oje için bir neden yok. Her gün insan gidip bir 5-10 tane oje alabilir bence, değil mi? Hepimize bir neden olur. Şöyle bir bakarız numaralarına, isimlerine. Bence gayet de güzel olur. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kafamız böyle yandan ağırlık çalışır. Ay, bununla yaktığım bütün mumlar ne? Bu da sevgili eşimin isteği üzerine. Ayıcıklı bir jelibon var. Aman da aman, yumoş falan. Şunu da çok okulları alıyorum. Bu esansları alıyorum. Allah'ım, insan bu kadar mı sever? Canım ver bunu. Bir oturacak bir kaba olsun.